Çiftlik Bank skandalında yargı süreci geçen hafta rekor hapis istemleriyle başladı. Anadolu Adliyesi'nde bugün davanın ikinci duruşması vardı. Mağdurlar da oradaydı. Çiftlik Bank'la tanışmalarından paralarını kaptırdıkları sürece kadar tüm detayları anlattılar. Dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı örneğine hep birlikte şahit oluyoruz. Yemliye yemliye, bizim gibi yemledikleri gibi biz de hayvanlara kandık. Cuma günü başlayan Çiftlik Bank davasında önce sanıklar dinlenmişti. Sıra şimdi mağdurlara, yani paralarını Çiftlik Bank'a yatıranlara geldi. Toplam meblağ 150. Tespitlere göre Çiftlik Bank sistemine 132 bin kişi 1 milyar liradan fazla para kaptırdı. Ama onlardan sadece 3700'ü şikayetçi oldu. Mağdurlar başlangıçta verilen cazip kar paylarına aldandıklarını anlattı. 50 lira yatırıp 50 bin lira yatırıp 5 lira alan da var. 50 bin lira yatırıp 30 bin lira alan da var. Aldanıldı yani. Duruşmada söz alan mağdurlar sırasıyla sistemle nasıl tanıştıklarını ve ne kadar para yatırdıklarını söylüyor. Öyle ki bazı mağdurlar milyonlarca liralarını Çiftlik Bank sistemine kaptırdıklarını söylüyor. Dolayısıyla vurgunun boyutu bugün aynı zamanda mahkeme kayıtlarına da geçmiş oluyor. Milyonlarca dolar var yani adamlar. 300-400 milyar evini satan, arsasını satan, emekli tazminatını götürüp oraya yatıran insanlar var. Mağdurlar Çiftlik Bank sistemine para kaptırdıktan sonra değişen hayatlarını da anlattı. Bunalıma girenler var, mağdur olanlar var, ailelerine boşananlar var, cinnet geçirenler var, depresyona girenler var. Duruşma sırasında mağdurlardan biri mahkeme başkanına zararlarının karşılanıp karşılanmayacağını sordu. Mahkeme başkanı da sanık sandalyesinde oturan 11 kişiyi göstererek onlara sor dedi. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın da sistemin 6 yöneticisi de firarda. Onların yokluğunda görülen duruşmalar cuma gününe kadar sürecek. Çiftlik Bank yöneticilerinin her biri için ayrı ayrı 75.260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.